Bazı insanlar gerçekten radyasyon yayıyor. O insanlardan uzak durun. Hele ki de sınav dönemlerinde ve sınav konularında. Ben fen lisesinde okumadım. Bir de şu da çok önemli. 538. bakalım belki de beyin cerrahı olacağım. Onu da bilmiyorum şimdi. Böyle şeyler alabilirsiniz. O yüzden mutlaka onlar da zaman kaybı olur bana göre. Alıyorsunuz. Herkese yeni bir video yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İlk bine nasıl girdim? Hacettepe'yi nasıl kazandım? Tıp fakültesini nasıl kazandım? Bunları anlatacağım. Bu videomu ilk defa gördüyseniz beni tanımanız adına... Öncelikle kendimi tanıtarak başlayacağım videoma. İsmim Ceyda Nur, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. YGS'de ham puana göre 538. okul puanı eklenmiş haliyle 415. oldum. Bu şekilde ilk 1000'e girdim, hatta ilk 500'e girdim. YGS sınavında da 915. oldum. E, puan eklenince de 716'ya kadar çıkmıştı. LYS yerleştirme sıralama. Ben 2016 yılında sınava girdim. Biliyorsunuz o zamanlar YGS, LYS ydi. Şu an TYT, AYT. Pek bir farkı var mı? Bana göre çok fazla bir farkı yok. Hatta belki siz biraz daha şanslı olabilirsiniz. Çünkü soru sayıları bildiğim kadarıyla bayağı bir azaldı. Normalde 40-40-40, 160 soru vardı. Şu anda daha az soru var. Ve şu an mesela matematik yapamayan insanlar için, sosyal yapabilen insanlar için bir şans doğdu. Çünkü bir sosyal sorusu bir matematik sorusundan daha değerli diye biliyorum. Bir yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Çok fazla hakim olmayabilirim. Bu videomda sizlere dediğim gibi nasıl tıp kazandım? Nelere dikkat ettim? Benim püf noktalarım neler? Yani beni buraya getiren şey ne? Aslında ondan bahsedeceğim. Öncelikle herkes rahat olsun, bir arkasına yaslansın. Kafasındaki ben yapamam, ben olmaz falan. Bu düşünceleri tamamen bırakın. Çalışan herkes hedefine ulaşabilir. Kendinize bir hedef belirleyin mutlaka arkadaşlar. 9. sınıf 10, 11, 12 bu hiç fark etmez. Ben ortaokuldan beri hatta ilkokuldan beri hayalim sabit yani. Daha birinci sınıfa gidiyordum. Hayalim bencere olmak diye geziyordum ortalıkta. Hatta böyle bir yumurcak TV'ye çıkmışız biz. Şimdi sınıftayım bilmiyorum. 2 ya da 3 mü 4 mü o civar bir şey. E, yumurcak TV'ye çıkmışız okul sınıfça okulla. Orada bile hayalim beyin cerrahı olmak diyorum. Bakalım belki de beyin cerrahı olacağım onu da bilmiyorum şimdi. Burada söylemek istediğim şey bir insanın hedefinin olması gerçekten çok önemli. Çünkü hedefi olan insan kazanmak için daha çok çaba harcar. Yani şöyle düşünün. Hiçbir hedefi olmayan bir insan sınava niçin girdiğini bile bilmiyordur ki. Yani bir puan gelsin de. Şurası en iyisini yazarım tarzında bir düşünce sahibidir. Ama mesela bir insanın hedefi tıpsa ilk 10.000'e 10 girmeye çabalar. İşte dişse ilk 20.000'e 20 girmeye çalışır. Ne bileyim işte endüstri mühendisliği ise, otlu ise, iti ise ona göre çalışır. O yüzden mutlaka kendinize bir hedef belirleyin. Hiçbir zaman geç değil. Şu an benim 12. sınıfta da izliyor olabilirsiniz. 9'da da izliyor olabilirsiniz. 11'de de izliyor olabilirsiniz. Hiçbir zaman hiçbir şey için geç değildir. Hemen başlayın. Bir an önce hedefinizi belirleyin ve yola koyulun. YGS sonucu açıklandıktan sonra okulda bir şey olmuştu böyle ödül töreni hani altın falan vermişlerdi. Orada da demiştim hiçbir zaman hiçbir şey için geç değildir. Yola hazır olun çıkın. Eğer o videoları da bulursam şimdi eklerim. Siz de izlersiniz böyle değişik olur hem şuraya eklerim. Adım Ceyda Nur, özel büyüyünce beyin cerrah istiyorum. O şekilde arkadaşlar yani demeye çalıştığım şey hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil. Uyanabildiyseniz o gafletten kalkabildiyseniz ve şu an beni gerçekten bir şeyler yapmak için izliyorsanız başaracaksınız. Öncelikle bunu söyleyerek açayım ve hemen videoya geçelim. Eğitim hayatım sürecinde lise boyunca yaptığım en mükemmel şey ve en doğru şey bana göre her yılı yılda öğrenmekti. Yani 9. sınıfı 9. sınıfta, 10. sınıfı 10. sınıfta, 11. sınıfı 11. sınıfta ve 12. sınıfta 12. sınıfta öğrendim. Hiçbirini daha önceden işte mesela 10. sınıftayken 11. sınıfın konularını yaz tatilinde öğreneyim işte 11. sınıftayken türev integralle yazda öğreneyim falan. Böyle bir şey asla yapmadım. Her yılı her yılda öğrendim. Aynı zamanda şunu da unutmayın. Ben her yıl o yılda öğretilen her şeyi almış bir şekilde ayrıldım okuldan. Yani size şöyle söyleyeyim mesela atıyorum 9. sınıftayım. 9. sınıf konularını gördüm. 9. sınıftan bitti artık karnemi aldım. Yaz tatilinde şöyle bir kendime diyordum yani. 9. sınıfta neler öğrendim? Öğrenebildim mi? Bilemediğim, yapamadığım bir şey var mı? Mesela ben her yıl hatırlıyorum. Mesela 9. sınıf bitti. 9. sınıf genel soru bankası almıştım. Böyle kalın kitaplar oluyor. Her dersten işte böyle 30'ar 40'ar test civarı bir şey oluyor. Yani her konudan bir test oluyor. Kısa böyle. O tarz bir genel tüm dersler soru bankası almıştım. 9. sınıfta da aldım bunu. 10'da da aldım. 11'de de aldım. Bunu her yaz tatili yaptım. Hani az buçuk konularım canlı kalsın, unutmayayım. 12. sınıfta hatırlamam daha kolay olsun tarzında bir düşünceye girerek böyle bir şey yapmıştım. Hatta 11. sınıftayken e, böyle genel bir kitap bulamamıştım. Çünkü 11. sınıfta biliyorsunuz ki bayağı şey var, konu var böyle. YGS çok fazla, LYS çok fazla yani size göre TYT çok fazla, AYT çok fazla birikiyor. Özellikle AYT konuları. O yüzden 12, 11. sınıfın yaz tatilinde ben e, şey almıştım. Yaprak test almıştım her dersten. Yayının önemi tabii ki de var. Kalitesiz yayınlar kullanmayın. Girin yaprak test alın yani en kötü. Ve canlı kalsın. Bunu 9-10'lar için söylüyorum genel olarak. 11. sınıflara da başka şeyler söylüyorum. Hatta ben bu 9-10, 11-12 diye ayırıp böyle size ayrı bir video mu çeksem? Aynen öyle de yapayım çünkü her sınıfın sonrasında yapılması gereken şeyler biraz farklı. Bu biraz genel olsun. Burada size söylemek istediğim şey mümkünse okulunuzu her şeyi tam olarak öğrenerek mezun olun arkadaşlar. Buna çabalayın. Konuyu anlamadan geçmeyin bir kere. Gerçekten kendinizi verin. Yani anlayacağınız bir konu değil mi neticede? Kendini ver, anlayarak dinle dersi. Bir daha bir daha konu anlatım okumakla, video izlemekle uğraşma yani değil mi? Derstesin şu an atıyorum. 40 dakika dersim var. Otur, adam gibi dinle, kendini ver. Teneffüste ne yapıyorsan yap, okul bitince ne yapıyorsan yap. Ama o an dersteyken dersini derste öğren. Bir daha konu anlatımıyla, konu anlatım kitabıyla, videosuyla uğraşma. Bu çok önemli. Çünkü size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim 9, 10, 11, 12 olmak üzere 4 yılda hiç konu anlatımlı kitap satın almadım. Hiç. Dershanenin verdikleri öyle vardı. Ama onun haricinde hiç gidip de konu anlatım kitabı satın almadım. Veya oturup da saatlerce konu dinlemedim. Çünkü ben her zaman hocalarımı derste öğrenmeyi kendime hedef etmişim yani. Onu nasıl yaptım bilmiyorum ama gerçekten her derse başlarken bu dersi burada öğreneceğim, bir daha sonrasında uğraşmayacağım dedim. Mesela e, derste kafama takılan her şeyi soruyordum hocaya. Böyle abuk sabuk sorular değil tabii ki mantıklıca dinleyip gerçekten anlamadığım yerleri soruyordum. Çünkü lüzumsuz yere soru sorduğunuz zaman insanlardan da kötü tepki alıyorsunuz. O yüzden mümkünse konularınızı, derslerinizi dersinizde öğrenin. Şimdi daha şanslısınız bana göre. Çünkü online eğitim var birçoğunuzun okulunda. Ve bu da demek oluyor ki bir dersi birden fazla kez dinleyebilirsiniz. Yani oturup elinize bir not defteri veya bir tablet alıp not çıkararak güzel dersinizi dinleyebilirsiniz. Dersi dinledikten sonra test çözebilirsiniz. Harıl harıl. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani şu an çok büyük bir nimettesiniz bence. Bunun faydasını bilin. Çünkü ben mesela işte okula gidiyordum. Okula sabah 9, akşam 5. Eve geliyordum. Bir üstümü değiştireyim, bir yemek yiyeyim diyene kadar akşam 7-8'i buluyordu. Ve hiç takatim kalmıyordu test çözmek için. Ve o halimle çözüyordum. Siz şu an evdesiniz. Yapacağınız tek şey bilgisayarınızı, televizyonunuzu, her neyse nereden açıyorsanız telefonunuzu tabletinizi açıp dinleyip küçük küçük notlar alıp hocayı iyice sindirene kadar dinleyip test çözmek. Yani bunu yaparsanız zaten önünüzde kimse duramaz sizin. Size öyle söyleyeyim. Her konuyu öğrendikten sonra bol bol soru çözüyordum. Mutlaka siz de çözün. Çünkü bir konuyu öğrendiğiniz zaman sizin o konuyu oturtabilmeniz için soru çözmeniz lazım. Bir insan ne kadar çok soru çözdüyse o kadar başarılı olur. Bunu unutmayın. Konularımızı öğrendikten sonra ne yapıyoruz? Pekiştirmek için bol bol soru çözüyoruz. Bu bir konumuzu zamanında derste öğreniyoruz. Öğrenememiş de olabiliriz. Çok geç değil. Hiçbir şey için geç değil dediğim gibi. 12. sınıfta da olabilirsin şu an. 11'de de olabilirsiniz. Önemli olan eksiğinizi güzel bir şekilde öğrenmek. Yani mesela atıyorum türe. Ya da atıyorum işte çembersel hareket falan filan. Ya da <laughs> ne bileyim aklıma bir şey gelmedi. Atıyorum o obep okek. Okay. Güzelce çalışıyorsun. Güzelce dinliyorsun. Ve sonrasında gidip güzelce o konuda test çözüyorsun. Bu kadar basit. Her konumdan sonra 100 soru mutlaka çöz. Çünkü mesela bir konuyu çalıştın. O konu hakkında hiç soru çözmedin. Çalıştın öyle kaldı. Bir hafta sonra, iki hafta sonra, iki ay sonra, iki yıl sonra o konu hakkında senin bir fikrin kalmayacak. Ama mesela soru çözersen bu daha kalıcı olmasını sağlayacak. Bu yüzden mutlaka test çözmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve konuyu çalıştıktan sonra çözün mümkünse. İkinci olarak dediğim gibi kaliteli kaynaklar kullanın. Kesinlikle böyle saçma sapan kaynaklarla vakit kaybetmeyin. Vaktiniz çok değerli. O değerli vaktinizi harcamayın boş yere. Ve zor kaynaktan başlamayın. Mesela atıyorum benim zamanımda birey C diye bir kitap vardı. abc B, C şeklinde. C'si en zordu. Atıyorum oturup da birey C'den başlamayın eğer yeni başlıyorsanız orta normallikte böyle çok kolay bir kitaptan da başlamayın bana kalırsa. onlar da zaman kaybı olur bana göre. Çünkü çok kolay zaten yani yapamadığın soru çıkmadıktan sonra bir şey ifade etmiyor bana göre test çözmek. Test çözmek bize yapamadığımız sorular olduğu zaman bir şey katar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çünkü yapamadığın şeyi öğrenmen sana bir şey katar. Yaptığın şey zaten yapıyorsun. Hocalarınıza hangi kaynağı önerdiklerini mutlaka sorun. İnternetten bakın. Veya işte bir kaynağı almadan önce sizin için önemli olan şeyler neler çıkmış sorulara yakın soruyorlar mı? İşte böyle soru tarzı, türü nasıl, bir konuyu ne kadar geniş ele almış falan. bunları hep bakın mümkünse ve kaliteli kaynaklar kullanın. Bu da ikinci madde olsun. Üçüncü madde de, heh, en önemlisi çözemediğiniz soruyu asla atlamayın. Bakın arkadaşlar ben çözemediğim soruları asla atlamayan bir insanım. Yani size şöyle söyleyeyim. O kadar çok soru biriktirirdim ve sorardım ki hocalarım şey derdi böyle. Öğretmenler odasında sana da şuraya bir koltuk ayarlayalım. Sen e, ders bitince gel burada otur falan derlerdi yani o derece sürekli her teneffüs soru sorardım hocalara. Bıktırana kadar yani bilgilerinden faydalanabildiğiniz kadar faydalanın hocalarınızdan. Biliyorum şu an korona var ama mutlaka yapılamayan soruları atlamadan çözdürün. Arkadaşınıza atın, grubunuz varsa böyle bir WhatsApp grubu yapın, birbirinize yapamadığınız soruları yollayın. Veya işte hocalarınıza sorun, ailenizde öğretmen falan varsa onlardan yardım alabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa şu an teknoloji bayağı gelişti yani benim zamanımda yoktu. Kunduz diye bir uygulama var. Yapamadığınız soruları çekip atıyorsunuz çok kısa bir sürede size cevap atıyorlar. Mesela öyle bir yerlere de atabilirsiniz. Burada önemli olan nokta hiçbir yapamadığınız soruyu öğrenmeden geçmiyorsunuz. Atıyorum oturdum bin soru çözdüm. Kontrol ettim. Hatta bazıları kontrol bile etmiyor. Çok yanlış. Önemli olan senin soru çözmen değil ki. Yanlış yaptığın soruyu öğrenmek için soru çözüyorsun. Yaptığın soru zaten yapmışsın yani. Şöyle düşünün. Bin soru çözdüm. Hiçbir şekilde kontrol etmedim. Aynı soru başka bir yerde karşıma çıktı. Bir öncekinde yaptığım gibi yaptım. Çünkü onda öyle yapmıştım. Sonuç çıkmıştı. Şıklar vardı. Gittim onu işaretledim. E şimdi bir sonraki sınavda da gideceğim. Aynı sorunun benzeri çıkarsa orada yaptığım gibi yapıp onu işaretleyip yanlış olacak değil mi? Böyle bir şey olmaz. O yüzden mutlaka test çözdükten sonra testimizi kontrol ediyoruz. Kontrol ettikten sonra yapılmadığımız soruları hocalarımıza soruyoruz. Öğretmenlerimize, arkadaşlarımıza, birilerine soruyoruz. Ve o sorunun çözümünü mutlaka öğreniyoruz. Arkadaşlar ben şöyle yapardım. Mesela atıyorum. Soru var. Çözemedim. Ve bu soruyu öğretmenime soramadım işte vakit olmadı arkadaşıma gönderemedim işte hiçbir şey yapamadım atıyorum. Çözülecek birini bulamadım. O zaman ne yapıyorum? Mesela soru üstü sayıların kare köküyle alakalı bir soru olsun atıyorum. O zaman internete yazıyorum üstü sayıların kare köküyle ilgili soru çeşitleri. Ve böyle videolara bakıyorum. İlla o videolardan birinden çıkıyordu benim yapmadığım soru tarzında bir soru. Ki şu an zaten çoğu soru bankasının şeyi var kare kodlu çözümleri var. Oradan direkt bakabilirsiniz. Yani atlamayın yeter. Böyle şeyler alabilirsiniz. E, stikerler. Çıkıt mı diyorlar ne diyorlar işte. Bunlardan alabilirsiniz. Yapamadığınız soruların üstüne işaretleyebilirsiniz. Böyle kitabın arasına mesela atıyorum. Şuradaki soruyu yapamadım. Şuraya işaretleyip şurada soru numarasını yazardım ben. İşte mesela atıyorum buradaki 20. soruyu yapamadım. Kapattım. Şuradan baktığım zaman açıyordum hocaya götürünce. Hocam 20. soru çözer misiniz? Bu şekilde. Bu kadar basit yani yapacağınız işlem. Veya işte ben kesmeyi de denemiştim. Bir ara böyle küçük Zarflar almıştım, kesip kesip koymuştum. Sonra kitaplarımı mahvettiğimi fark ettim. Çünkü geri döndüğüm zaman öyle bir paramparça kitap oluyor ki hoş olmuyordu. İsteyen kesebilir, isteyen bu şekilde bunlardan faydalanabilir. İsteyen şey yapabilir, fosforlu kalemli yuvarlak için alıp soru yazabilir. Ama öyle yapınca da karışıyor yani. Şöyle düşünün, şu kadar kalınlıkta bir kitabınız var. Siz şuradaki bir soruyu fosforlu ile parantez için aldınız. Yani bu kitabı hocaya götürünce o soruyu nerede bulacaksın? Arada kaynayacak, çoğunu soramayacaksın belki. O yüzden en mantıklısı bence bu. Bununla güzelce üstünü işaretleyip soru numarasını yazıp o soruyu çözdürmeden bırakmayın. Ya da işte fotoğrafını çekebilirsiniz yapamadığınız soruları. Bunu böyle bir klasör oluşturabilirsiniz yapamadığım sorular diye. Hepsini çözdürebilirsiniz o şekilde. Hatta ben böyle kesme işlemleri yaptığım zaman şey yapmıştım. Sınava yakın zamanda, sınava son 4 ay falan kalan yapamadığım soruları, 12. sınıftan bahsediyorum. 12. sınıfta yapamadığım soruları böyle zarflarla biriktirmiştim. dosyalar var küçük. Zarf dosya mı diyorlar ne diyorlar öyle küçük tüm yapamadığım soruları tek tek yapmaya çalışmıştım. Tiklemiştim. Yap yapabildiklerimi buruşturup çöpe atmıştım. Yapamadıklarımı bekletmiştim. Bu şekilde de bu size faydası olur yani sınava yakın zamanda 12. sınıfta yapabilirsiniz böyle bir şey de. Sonra bir önemli nokta paragraf. Biliyorsunuz ki paragraf çok önemli. Üniversite sınavında paragraf 40 soru hala ve çok yani sizi ileriye götürebilecek bir ders Türkçe. Ben paragrafta çok fazla yanlış yapardım böyle 8-9 yanlışım falan çıkardı Türkçe'de. Bazen 10-11 yani. Ve şöyle bir şey. Bir hocam bana dedi ki Ales kitabını al. Ales Türkçe sorularını, çıkmış sorularını. Oradaki soruları çöz. Günde 10 tane Ales sorusu çöz derdi. Bakın ben aldım. 2016 yılında girmiştim sınava. Bakın bu da 2016. Bunun daha şimdi yenileri de vardır. Ales'in çıkmış sorular kitabını alıyorsunuz çözümlü. Çözümlü olmasına da gerek yok. Ama ben çözümlü almışım. Siz alabilirsiniz. Bakın aldım. Bakın bunun içini full çöz çözümler bu arada şu an boş gözüküyor ama şöyle. Bakın buradaki bunun içerisinde hem matematik var hem de şey var. Türkçe var. Matematiğini de çözebilirsiniz. Problem de size yardımcı olur. Ama Türkçesini göstermek istiyorum ben size esas olarak. Bakın. Türkçedeki sorulara bakın. Ne kadar uzun paragraflar görüyor musunuz? Ve bir paragrafla alakalı iki soru falan da oluyor. Yani üç soru, dört soru olduğu da oluyor. Bu şekilde bu paragraf kitabını çözerek bakın. Sorulara bakın yani. Yani bu şekilde. Görüyorsunuz değil mi yani bir paragraf ne kadar? Şunlara bakın. Yani o yüzden bu kitabı çözmüştüm. Günde 10 soru olmak üzere son 6 yılın tüm ALES sorularını bitirdim. Daha sonra arkadaşlar tuhaf bir şekilde ben ALES sorularını çözdükten sonra benim paragrafım gerçekten gelişti. Çünkü artık mantığını anlamaya başlamıştım. Yavaş yavaş okuyordum, dikkatimi topluyordum, güzelce odaklanıyordum. Böyle yapabileceğime inancım geldi yani anladınız mı? ALES soruları böyle çok zor değil. Gözünüz korkmasın. Sadece uzun falan yani. <laughs> Bu yüzden size paragrafınızı geliştirmeniz için mutlaka ALES sorularını çözmenizi tavsiye ediyorum günde 10 soru olmak üzere başlayın. Ne zamansa önemli değil. 12 sıfta da olur, 11 sıfta olur, 9-10. Her zaman başlayabilirsiniz bunun için. Günde 10 soru ales sorusu çözün. Bunu kendiniz için yapın. Bir diğer önemli konu da bana göre netlerinize odaklanmamanız. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Hiçbir sınavda netlerime odaklanmadım ben. Mesela işte bu sınavda 110 net yapmam lazım. Bu soruda 100 net yapmam lazım falan. Veya işte matematikten 38 net yapmam lazım. O zaman kaç soru eksik yapma hakkım var falan. Böyle şeylere girmeyin. Mesela atıyorum gerçek sınava girdin. Matematik sınavı çok zor geldi. Atıyorum matematik sınavı 30 soru ve çok zor. Bir soruyu yapamadım boş kaldı. İkinci soruyu yapamadım boş kaldı. Diyeceksin ki ah işte ben işte kazanmayı istediğim yere gitmek için benim 38 net yapmam gerekiyordu. Daha şimdiden iki tane yapamadığım soru var. Daha ileride de kesin çıkacak. 30 soru var bilmem ne falan. Kafamızdaki bu düşünceler sizi yer bitirir. O yüzden hiçbir zaman net odaklı çalışmayın. Hiçbir sınava net odaklı girmeyin. Bu sınavdan matematikten 30 net, Türkçeden 25 net işte. Şu an sallıyorum yani so sayılar çok salak olabilir. Kendi sınavıma göre düşüneyim. İşte Türkçeden 35 net, matematikten 38 net, fenden 37 net falan yapma. Bu şekilde girmeyin. Asla bu şekilde girmeyin dediğim gibi. Çünkü belki sınav çok zor ve yani 30 net yapan birinci olacak. Türkiye birincisi olacak. Ne biliyorsunuz? Bunu bilemezsiniz. Belki sınav çok kolay. İşte 35 net yeter dediğiniz net size yetmeyecek. O yüzden hiçbir zaman net usulünde gitmeyin. Ben 12. sınıfta sınava son 3 ay kala şey yapmıştım. Çıkmış soruları almıştım. Tüm işte YGS, LYS'de çıkmış sorular. Böyle kitap halinde de var. Çıkmış soru diğer diye bir yer vardı bizim burada. Orada da satılıyor böyle şey şeklinde böyle spiral şeklinde. Öyle de alabilirsiniz. Kitap halinde de alabilirsiniz. Mutlaka sınava girmeden önce çıkmış soruları çözün. Zaten çoğunuz hani böyle konu anlatım kitaplarında olsun, test kitaplarında olsun denk geliyordur yani. Mutlaka toplu bir halde de çözmüş olun. Şöyle de bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Bunlar gerçekten önemli. Son iki ay her sabah deneme çözün. Aynı sınava giriyormuş gibi denemenizi çözün. Başkalarına hedeflerinizi anlatmayın. Hiç kimseye. Bu arkadaşınız da olur, aileniz de olur. Yani karşınızda kişi iyi niyetli olmayabilir anladınız mı? Sizi çok sevdiğinizi düşündüğünüz bir arkadaşınız sizin aklınızda iyi bir şey düşünmüyor olabilir. Sizi kıskanıyor olabilir, çekemiyor olabilir veya işte. Hani onun mantığına ters düşen bir şey. Size göre mantıklı olabilir. Şöyle söyleyeyim size. İşte ben, ben mesela hep ilk yüze girmeyi hayal ediyordum ve Koç Üniversitesi'ne gitmeyi düşünüyordum. Daha sonra işte bunu anlattığım zaman işte Koç'u ne yapacaksın? Koç çok kötü. Hacettepe daha güzel. Şu öyle, şu kötü, şu böyle falan. Özel okullar böyleymiş. Devlet okulu şöyleymiş. Herkes farklı bir şey söylüyordu kafadan. İşte İstanbul'u ne yapacaksın? Şuraya git. Şuraya... Ya yeter artık anladın mı? Bu benim hayalim. Sana ne? Bu yüzden işte kimseye hayalinizi, hedefinizi anlatmayın. İnsanlar sizi küçük görüyor. He ya aynen sen de alırsın, kesin kazanırsın falan. Daha sen yüz net yapamıyorsun falan. Bu, bu tarz bir yorum yaparlar size modunuz düşer aynı zamanda bir insan hayallerini başkasına anlattığı zaman hedeflerini yapacağı şeyleri başkasına anlattığı zaman beyinde e, nükleos akumens diye bir bölge var ve bu bölge beynimizde ödül merkezi olarak çalışıyor siz birisine işte de, dediğiniz zaman işte ben atıyorum ben ilk 500'e girmek istiyorum hedefimde hacettepe tıp var ben ilk 500'e gireceğim dediğin zaman karşı taraf vav wow, helal olsun inşallah gireceksin falan filan yaptığı zaman sizin beyniniz böyle tebrik aldığı için coşuyor böyle anladınız mı? Ve artık o hedefi yapmayı istemiyor. Bu yüzden e, bu kanıtlanmış bir şeydir. Atıyorum telefonda konuşuyorsunuz. Belki çoğunuz yaşamışsınızdır. Ben çok yaşıyorum. Telefonu açıyorum işte. Ne yapıyorsun? İyiyim ya işte ben de şimdi ders çalışacağım. Aa gerçekten mi helal olsun. Aferin kolay gelsin falan dediği zaman birisi. Telefonu kapatınca ders çalışma isteğim gidiyor benim. <laughs> bu, bu, da saçma bir şey olabilir ama çoğu insan yaşamıştı. Bunu araştırmaları da var. O yüzden yapacağınız şeyleri insanlara anlatmayın. Bu önemli bir şey. Kendi içinizde kurun, hedefinizi kurun, hayalinizi kurun. İstediğiniz her hayali kurabilirsiniz. Tabii ki ütopik olmasın hayaliniz. Birazcık gerçeğe yakın olsun. Ama kimsenin sizi küçümsemesine, sizin hayallerinizi hakir görmesine, sizi e, modunuzu düşürmesine izin vermeyin. Bazı insanlar geçen radyasyon yayıyor. O insanlardan uzak durun. Hele ki de sınav dönemlerinde ve sınav konularında. Bir de şu da çok önemli. Başkaları ne çalışmış bunu hiç umursamayın. Tamam mı? Mesela atıyorum okula gittiniz. Siz Matematikten başladınız, sadece matematik çalışıyorsunuz, arkadaşınız e, karışık çalışıyor, olabilir herkesin tarzı farklı yani ben matematikten başlarım, sen fenden başlarsın, öteki adam ygs'den başlar, öteki LYS'den başlar. O yüzden siz kendi yönteminizi bilmişsinizdir, yapmışsınızdır, bir programınız vardır. Bu adamın da bir programı vardır. Atıyorum siz mesela sadece matematiğe odaklandınız, bir ay boyunca matematiği bitireceğim diye başladınız. Arkadaşınız da her gün her dersten çalışmayı düşünmüş, her gün her dersi çalışıyor okula gittiniz bakıyorsunuz kız matematik çözüyor fen çözüyor fizik çözüyor kimya çözüyor biyoloji çözüyor siz sadece matematik of ben ne yapacağım şimdi o hepsini çözüyor ben nasıl yetişeceğim diye panik olursunuz gerek yok. O kendi programını yapmış o şekilde bitirecek. Siz kendi programınızı yaptınız o şekilde bitireceksiniz. Kimsenin programını kendinizle kıyaslamayın, karşılaştırmayın. Siz kendinizi bilin ve Kimsenin sizin programınıza yaptığınız işe laf söylemesine izin vermeyin. Tabii ki bu hocalarınız olur, rehber hocalarınız olur. Size yardım etmek için, size yol göstermek isterler. Ondan bahsetmiyorum. Onun haricinde kaybolmayın yani şeylerin içerisinde. Mesela ben okula giderdim atıyorum. Ben A kitabını çözüyorum. Bakardım arkadaşım B kitabını çözüyor. C kitabı da var. D kitabı da var. Üç kitap birden çözüyor. Ben sadece bir kitap çözüyorum. Derdim yani ne olacak şimdi? Millet 3-4 kitap çözüyor. Ben bir tanecik kitabı daha yeni başladım falan. Ama emin olun size şöyle söyleyeyim. Böyle çok şey yapıyor gibi görünen insanlar aslında hiçbir şey yapmıyorlar. Yani siz belki de bir kitapla o adamın dört tane kitap çözdüğünden daha ileri bir yere geleceksiniz. O yüzden kafanızı hiç takmayın arkadaşlar. Ve böyle sınav sonuçlarınızı falan da karşılaştırmayın kimseyle. Bence herkes hak ettiği yere zaten bir şekilde gelecek. Bir de şöyle bir şey var. Siz gerçekten çok iyi bir yerde hak ediyor olabilirsiniz. Ama Hani Allahu Teala izin vermemiştir. Hakkınızda hayırlısı değildir. Hani bu şey değil, ya, hayırlısı değilmiş falan gibi böyle dalga geçmek amaçlı söylemiyorum. Gerçekten çok çok iyi yerleri hak eden insanların bir yerlere gelmekte zorlandığını, bir takım aksilikler yaşadığını çok fazla gördüm çevremde. O yüzden her şeyi Allah'a bırakın. Hayırlısı deyin. Çalışın, tevekkül edin sonrasında. Ama önce çalışın, emek verin, daha sonra olmazsa artık hayırlısı dersiniz. Hiçbir şey yapmadan hayırlısı demeyin. Bu da çok yanlış bana göre. Yani buradan çıkarmanız gereken şey her yılı yılda öğreniyoruz. Bir konuyu çalıştıktan sonra mutlaka üstüne soru çözüyoruz. Hiçbir yapamadığımız soruyu atlamıyoruz. Sorularımızı kontrol ederek çalışıyoruz. Kontrol edince yapamadıklarımızı mutlaka öğreniyoruz, soruyoruz, soruşturuyoruz. Bol bol deneme çözüyoruz. Özellikle sınava son iki ay kala her sabah deneme çözüyoruz. Kaliteli kaynaklar kullanıyoruz. Vaktimizi boşa harcamıyoruz. Netlere odaklanmıyoruz kesinlikle. Türkçe için ales çözmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki test kitapları da çözebilirsiniz. Böyle SYM'nin sorularına yakın sorular olan kitaplar var. Yayın denizi falan mıydı hatta? Onlardan çözebilirsiniz ama mutlaka ailesiyle de bakmanızı tavsiye ediyorum. Çıkmış soruları son 3 ay alıp çözmeyi de ihmal etmeyin. Hiçbir şey için geç kalmadığınızı unutmayın. Başkalarına bakmayın. Önünüze bakın. Hedefiniz olsun. Başaracaksınız. Başarınca aşağı yazın mutlaka veya işte benden her zaman yardım isteyebilirsiniz. Ben her zaman sizin yanınızda olurum. Gerçekten söylüyorum bunu. Asla böyle beni şey olarak düşünmeyin işte ünlü olmak için, video çekmek için, geçmiş karşımıza konuş yapan diye düşünmeyin. Gerçekten yardımcı olmayı çok isterim. Yani içinizden bir kişiyi hedeflerine ulaşmasında yardımcı olursam bu daha büyük ne olabilir ki bundan daha büyük bir iyilik. Ben zaten doktor olma insanlara iyilik yapmak için istedim çünkü insanlara olan yardım isteğim, insanlara olan içten bu yani size anlatamam şu an fazla ama ben gerçekten insanlara yardımcı olmayı çok seviyorum. Birinin hayatına bir şey katabilmeyi, bir insana yön verebilmeyi çok 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 seviyorum. Çünkü şöyle düşünün bu sizin mesleğiniz ve ileride siz bunun parasını yiyeceksiniz. Hiçbir kızın kocasının eline bakmasını istemem. Çaresiz kalmasını işte başına bir iş geldiğinde, evliliği kötü gittiğinde ortada kalmasını veya işte hiçbir erkeğin karısına, çocuklarına, kendisine böyle huzurlu bir hayat yaşatamayacak koşullarda olmasını istemem. İsterim ki ülkemdeki bütün insanlar, çünkü biz zeki insanlarız, Türkiye, Türkiye olarak ülkemizdeki insanlar iyi yerlere gelsin, bir şeyler bulsun, icatlar yapsın, işte bilime yön versin, anladınız mı? Dünyanın lideri olalım çok isterim gerçekten. Çünkü mesela yurt dışında okumayı istemeyelim bile. Diğer insanlar burada okumayı istesin, anladınız mı? Bu yüzden mutlaka kendinize değer verin, çalışmak için vakit ayırın. İsteyince yapılamayacak bir şey yok. Bunu unutmayın. Bu arada şunu da söyleyeyim size. Asla bu üniversite sınavı şey değil. Liseye bakmıyor. Mesela işte fen lisesinde değilsin, kesinlikle Hacettepe tıp kazanamazsın. Ya da işte of ben fen lisesindeyim, kesin tıp kazanırım. Yok işte öyle bir durum yok. Ben bunu e, gördüm, çevremden çok fazla gördüm. O yüzden okulunuza bakmayın. Ben fen lisesinde okumadım. Fen lisesinde de değilim. Ben Anadolu lisesinden kazandım. Hacettepe tıpı kazandım. Ve yani çoğu fen lisesindeki insan da biliyorum arkadaşlarım. Hacettepe'yi geçiyorum tıp kazanamadılar. Mezuna kalan bir sürü insan var fen liselerinde. Şu an benim Hacettepe'deki arkadaşlarımın arkadaşları da var. Çok fazla insan tanıyorum. O yüzden okulunuza takılmayın. Herkes her yerden her şeyi kazanabilir. Yeter ki uğraşsın, dirsek çürütsün, emek versin. Ve gerçekten İstesin. Tabii ki zeka da bir etmen ama şöyle söyleyeyim size. Ben mesela bir kere çalışırım öğrenirim. Sen iki kere çalışır öğrenirsin. Öteki adam beş kere çalışır öğrenir. Videom bu kadardı. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım hepiniz çok iyi yerlere geleceksiniz veya gelmişsinizdir. Haydam olsun isterim ne mutlu. Aşağı benimle sorularınız varsa bu süreçte neler yapmalıyız tarzında paylaşabilirsiniz. 9. sınıf 10 ve 11-12'ye özel tek tek videoda çekeceğim. Çalışma videosu da çekeceğim. Denemelerle alakalı videolar da çekeceğim. Birçok şey yapmak istiyorum. Hepsini de yapmaya çalışacağım. Umarım sizlerle birlikte yapacağım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Birlikte büyüyelim istiyorum. Umarım iyi yerlere geleceğiz sizlerle beraber. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.